Arkadaşlar tekrardan iyi pazarlar. Şimdi borsacı kardeşlerimiz için bir video yapacağız. Diyecekler ki abi hangi dağda kurt öldü? Ya arkadaşlar hakikaten biraz ihmal ediyoruz borsa tarafını ama şimdi biliyorsunuz yeni sitede zaten daha fazla borsa ve hisse senedi olacak. Yani daha fazla yaşayacaksınız. Bu arada hisse tarafında b4thenews.com başlamak üzere arkadaşlar. Orada bayağı bir kardeşimiz var. Onlara da hani ücretli olacağı için site, orada onlara özel bir favor yapılacağımı söylemiştim. Hani özel bir indirim. Ama YouTube tarafında borsa ve hisse senedi paylaşmamamın en büyük sebebi arkadaşlar, bizim piyasalarımız çok hacimli bir piyasalar değil ve hani internet üzerinden bunun manipülasyonunu çok yapan insanlar var. Hani kendisi hisse alıp insanlara aldıran, beraber hareket eden, insanların canını yakan, kendi menfaatleri için bunu yapan bir sürü insan var. Hani genelde biz hani yani VİOP30'u bile çok konuşmuyorum ama arkadaşlar yeni sitede kapalı bir devre site olacağı için orada bütün hisse senetlerinin teknik analizlerini, hedeflerini, hareketin başlayabilecek hisseleri, dünya borsalarını, özellikle çünkü S&P'de, DAX'ta, Dow'da şimdi daha çok onu konuşacağız. Dünya borsaları çok ilginç bir haftaya giriyor. Özellikle belki Perşembe, Cuma günkü altındaki o yükselişin sebebi, Dow Jones tarafında biraz satışlar. Bizim tarafta İMKB 100 tarafında grafiğin yavaş yavaş sata dönüyor olması, birazcık bir sanki yurt dışı hafta borsalarda önemli bir hafta. Şimdi bayağı bir teferruatlı bir video olacak. S&P konuşacağız, Dow Jones konuşacağız, DAX konuşacağız, BIST 100 konuşacağız. BIST 100 üzerinde içinde de gene bir iki tane böyle bir haftaya daha olumlu belki bir fiyatlaması olabilecek belki şey konuşacağız ama çok da ona bir kestiremiyorum. Yani diyorum ya neyse dur bakalım bir başlayalım bakalım ağzımızdan kaçacak mı kaçmayacak mı? Şimdi şöyle bir bakalım arkadaşlar. Hızlıca bir önce bir Amerika borsalarına, sonra bir DAX'a, bunu bir altınla birleştirip yeni haftada sanki böyle bir satış baskısının devam edeceği mi görüntüsü var. Bunun da bize BIST 100'e yansıması nasıl olur konuşacağız. Şimdi baktığınız zaman S&P her seferinde bu 3020'li bölgelere gelip tekrardan bir düzeltme yaşıyor. Şimdi kısa vade baktığınız zaman sanki şu 3024'te de bir çift tepe olma olasılığı var mı diye düşünüyoruz. Çünkü daha önceki sefer biliyorsunuz şuradan 3030'lardan dönmüştü. Oraya gelemeden bu sefer 3024'lerde bir tepe yapıp S&P tarafı 3000'de kapattı. Dow tarafı birazcık daha keyifsiz kapattı. 27330'ları görmüş ve Cuma günkü kapanışta yavaş yavaş Bollinger orta bandın altına böyle bir kafayı bir indirdi. Yeni haftada arkadaşlar buralardaki satış baskısı devam ederse grafik sata dönüp biraz satış baskısı artabilir. Şimdi bunların içinde hani DAX Almanya tarafı birazcık daha kuvvetli durdu. Almanya'da bu 11.500'lerden başlayan sert hareketin bir düzeltme süreci vardı ve bu gene Cuma günü iyi kapattı ama burada 12.500'lü seviyelerin kırılması şu filama hareketin devamını belki sağlayacaktı ama Amerika tarafının zayıflaması DAX tarafında da tekrardan günlük buradaki önemli destek seviyelerine çekilmesine tekrar sebep olabilir. Ama eğer Amerika tarafında bir satış olmaz, yatay devam ederse DAX'ın grafiği olumlu kapatıyor. DAX birazcık daha yeni haftada olumluya dönük oynayabilir. Yani özellikle şu, şimdi birazcık daha seans içine girelim. Burada nereden satış geldi? 12.497, 12.500'lerden. Burada aşağı yukarı 12.300-12.497 arası bir gel git yaşanıyor. Dediğim gibi ama eğer Amerika tarafındaki satışlar devam ederse DAX tarafında da 12.350 ve 12.300'lere doğru bir geri çekilme olabilir. Özellikle Dow tarafı biraz zayıf. Şimdi baktığınız zaman da aslında haftanın son yarısı altın tarafında da bir kuvvetlenme geldi. Yani aslında bu altın tarafındaki kuvvetlenme dolar endeksleri dünyada kuvvetlenirken oldu. Yani normal dolar endeksleri kuvvetlenirken biraz altının zayıflaması lazımken altın da yukarı kalktı. Acaba hani yurt dışındaki borsalarda birazcık daha satış baskısı devam edecek, altın hani o yüzden mi yukarı doğru hafif bir meyillendi? Bu da bir kuşku yaratıyor. Yurt içinde baktığınız zaman MKB 100 tarafı şurada gördüğünüz gelen bir düşüş trendi devam ediyor. Burada günlüklerde grafik yavaş yavaş sata doğru dönmeye başladı. Satış baskısı artabilir. Yani yurt dışında gelebilecek en ufak bir satış baskısı bizim de zayıf seyrimize devamı sağlayabilir. Bizde hani yukarı doğru hareketlerde, yani bu sene içerisinde bizde bir rally olması için arkadaşlar şu düşüş trendinin kırılması lazım. Ve özellikle şu bu ikinci, hani daha oraya gelemeden, gerçi 103.600-104.000'lere gelemeden döndük. Hani burada bir baktığınız zaman böyle bir hani satış gelirse zaten bunu bir çift tepe gibi algılayabilir insanlar. Burada satış baskısı 97.5-97.000'lere doğru devam edebilir. Hatırlıyorsanız hareket 97.5'ları kırıp başlamıştı şu bölgede. Hani buraya doğru bir geri çekilme istiyor olabilir ama bakın buradaki ön şart yurt dışındaki satışlar, yani Amerika ve özellikle Dow'daki ve S&P'deki satış baskısı devam ederse konjonktür. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman yarım saatlik, çünkü Cuma günü iki tarafta birazcık zayıf kapattı. Şimdi birazcık daha saatlik grafiklerine inersek özellikle Dow'da işte 26.900'ü kırıp hareket başlamıştı. Oraya kadar geri çekildi. Hani bu hafta içi önemli Dow Jones'ta mesela önemli kritik noktalar işte aşağı doğru şu bölge olacak. 26.700 bölgesi olacak. Dolayısıyla eğer ki bu satış baskısı devam ederse Dow'da, işte S&P'de 60 dakikalık yapalım şöyle. İşte burada 2980 ve 2957 önemli destekleri olacak. Yani bu satış baskısı borsalarda devam ederse BIST 100'deki satış baskısı da arkadaşlar devam edecektir. Şimdi BIST 100 içinde baktığınız zaman genelde hisselere şöyle hani böyle bir ufak bir tur yaparsak, hani ana 10 kağıttan bahsediyorum. Şimdi atıyorum mesela bankalara bir bakalım şöyle bir garanti. Gördüğünüz gibi grafik hafif hafif böyle bir sat konumuna geçiyor. İşte Akbank'a bakalım, grafik hafif hafif sat koyar. Yani aslında hepsinin grafiği zaten aynı. İşte farklı böyle daha piyasaya göre kuvvetli duran mesela emlak gayrı fena durmuyor. Emlak gayrimenkul. Özellikle şu 33-34 bölgesini sıyırabilirse burada bir 38-39'a doğru bir hareket yapabilir. İşte Aselsan buralarda bir dip oluşumu içerisinde, her ne kadar o da 18'lere kadar düzeltebilse de burada da yabancı artık ufak ufak mal almaya başladı. İşte Halkbank gene bankalar içerisinde sağlam duruyor. Daha önce de yıl içerisinde bununla ilgili çok video attım. Çok fazla düşmüş olduğu için geçen sene bu Rıza Zarrab olayı yüzünden buralarda daha istekli. Yabancı artık buralarda mal almaya başladı. Hani dolayısıyla aslında bütün hisseler, Türkiye'ye çok büyük bir borsa tarafında ilgi yok ama yurt dışı borsalarda eğer ki düzeltme bu hafta devam ederse özellikle arkadaşlar bizde de satışlar birazcık daha sürebilir. Bu arada siteyi söylemiştim, b4thenews.com bölümü arkadaşlar. Buraya üye olmayan kardeşlerimiz varsa üye olsunlar, çünkü dediğim gibi burada özel bir indirim yapacağım başladığı zaman bu hafta. Sitenin çoğu şeyi bitti ve özellikle borsacı kardeşlerimiz öğle seans arası, akşamları özel grafikler, bütün bunları bulacaksınız. Yakında borsa, VIOP hisse senedi ve VIOP borsa hedge'leri hakkında da bir eğitim düzenleyeceğim. Buna katılmak isteyen arkadaşlar da iletişim bölümünden mail atabilirler. Yani sırf hisse senedi ve VIOP ağırlıklı b4thenews.com iletişim bölümünden arkadaşlar mail atabilirsiniz. Bu eğitime katılmak isteyen arkadaşlar, bunu yavaş yavaş bir düzenlemeye başladım. Dediğim gibi yeni haftada birazcık arkadaşlar gözler yurt dışı borsalarda olsun. Oradaki satış baskısı devam ederse zayıflama devam edebilir. Almanya tarafı fena durmuyor ama o da Amerika'daki satış devam ederse orası da biraz geri çekilebilir ve belki de altındaki perşembe cuma günkü hareketin sebebi de belki yurt dışı borsalardaki hafif bir düzeltme eğiliminin yeni haftada da sürebileceğiyle ilgili. O yüzden arkadaşlar dikkat etmekte fayda var. Şöyle en sonda bir VIOP30 Bakalım arkadaşlar. XU Ekim ayı. Şimdi gördüğünüz zaman Ekim ayı vadede de zaten grafik sat konumunda ve zayıflama diye devam ediyor. Şöyle bir 120 dakikalık grafiğine bakalım daha. Şimdi burada 125.170 daha önce hareketin şurada başladığı yer, test ettiği yer, tekrardan test ediyor. Buralarda kaldırmaya çalışıyor VIOP tarafı. Baktığın zaman 125.170 çok önemli bir yer arkadaşlar. Tepki yapmaya çalışıyor ama yurt dışı da zayıfladığı için tepkiye pek müsait olmuyor. 126.300 ile 125.200 arası sıkışmış durumda. Hani burayı 126.300'ü tekrar kırarsa grafik dönmeye başlayabilir. Ama yurt dışındaki baskı devam ederse 126.200 bölgesi arkadaşlar iyi izleyin. Burası aşağı kırarsa birazcık daha satış baskısı hızlanabilir. Dediğim gibi gözler yeni haftada yurt dışı borsalarda ve arkadaşlar birazcık içerideki dolar TL tarafında olsun. Hani dolar TL'de çünkü biraz böyle bir 5.83'lere doğru hareketlenecek gibi. Dediğim gibi kazasız belasız bir hafta olur inşallah. Görüşmek üzere.